Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlarım arkadaşlar şişlerimi ipimi hazırladım hatta şöyle bir de ön hazırlık olarak 25 ilmekten ilmeklerimi atıp bir sırada haroşadan bir lastik ördüm modelimin kurulumunu anlatacağım sizlere çok çok kolay bir model nasıl yapıldığını aşamalarıyla anlatacağım arkadaşlar şimdi bu modelde böyle çoğunlukla bebek işlerinde kullanabileceğimiz kimilerimizin gözü gözürüp gözüne aşina olduğu kimilerimizin de yeni göreceği bir model belki de olacak arkadaşlar. 3 numara tığla orta kalın bir ipimle ilmeklerimi attığım şöyle kenara kaldırıyorum onu ve hemen örgümün yapılışını anlatacağım. Ha burada bu arada şunu söyleyeyim. Herhangi last, bir lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben haroşa tercih ettim. Sizler istediğiniz lastik üzerine bu modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizi kurarken dikkat etmemiz gereken ilmeklerimizin sayısı çift değil de tek olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Gerisi hiç önemli değil arkadaşlar. Modelime de başlamadan önce emeğe saygı adına kanalıma abone olarak beğeni yorum atarak da desteklerseniz çok çok sevinirim dostlarım arkadaşlar Evet benim şu an yaptığım modelimi ilmeklerimi attıktan sonra bir sıra haroşa ördüm Bu benim için yeterli lastik örmeyeceğim daha fazla ama modelimi kurmam için yapmam gerekenlere başlıyorum Haydi bismillah şu baştaki bir iki şu üç ilmek benim modelimden bağımsız olarak kenarda hani kenarı kıvrışmasın diye içeriye doğru böyle bükülmesin diye kenar için yaptığım üç ilmeğim arkadaşlar. Gerisini ben modelim için kullanacağım. Bir sıra bütün ilmeklerimi ön yüzündeyiz şu an arkadaşlar düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde sıramın sonuna kadar hepsini düz olarak öreceğim bütün ilmeklerimi. Örgüyü yeni öğrenmeye çalışan veya örgüyü yeni öğrenmiş olan arkadaşlarımızın dahi çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Yaptıkları zaman da bu modelden de vazgeçemeyecekler. Her örgülerinde de kullanacaklarına eminim. Çünkü gerçekten şık, çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Fare dişi diye geçiyor bu modelimizin ismi arkadaşlar örgülerimizde. Bakın 3 ilmeğimi modelden bağımsız olarak kullandım. Geri bütün ilmeklerimi önden hep düz ördüm. Şimdi arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece şu kenardaki 3 ilmeğimi haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın arka kısmındayız örgümüzün. Hepsini ters örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıramın sonuna kadar götürüyorum. Hepsini ters örüyorum. Şöyle. Çok kolay bir model dediğim gibi arkadaşlar fare diş deniliyor modelimizin ismine. İsmi çok güzel değil aslında ama modelimiz çok güzel. İpim takıldı birazcık onu şöyle çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar ipim takılmıştı onu birazcık ayarladım. Bakın ilmeklerimi arkadan ters olarak örüyorum ve kenarda ayırdığım 3 ilmeğime geldim. Bu 3 ilmeğimi haroşa öreceğim. Önden ve arkadan bu 3 ilmeğimi şu şekilde düz örüyorum arkadaşlar. Haroşayı önden düz arkadan ters örenler için bu şekilde yapsınlar diyorum benim gibi. Bakın bir sıra Önden düz arkadan ters olarak modelimi götürdüm. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım. Ve burada gene aynı şekilde arkadaşlar bütün ilmeklerimi baştan sona kadar götüreceğim. Düz örgü olarak bu şekilde öreceğim. Ve modelimizin arka sırasında modelimizin esas kendisini kuracağız arkadaşlar. Şimdi hepsini böyle düz gidelim. Kapatmayacağım videomu. Bu şekilde bakın düz örgü olarak geliyorum. Ve modelimizin esas kurulumunu şimdi arka yüzünden kuracağız arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bakın arada bu kadar bir düz örgümüzün olması gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kenar ilmeğinizi örerek veya örmeyerek nasıl alıyorsanız o şekilde aldıktan sonra arkadaşlar bakın ilk ilmeğimi aynen ters örüyorum ikinci ilmeğimi de arkadaşlar düz öreceğim bakın ilkini ters ördüm ikincisini düz öreceğim ama nasıl düz öreceğim yani şu şişimin üzerinde takılanla şu şekilde girmeyeceğim düz örmek için Burası önemli işte. Bizim modelimizin esas ana noktası burası. Burada bizim bir tane ters ördükten sonra bir tane düz ilmeğe ihtiyacımız var. O ilmeği nereden alıyoruz? Şu alttaki bakın şu aradaki şöyle göstereyim. Şu aradaki boşluğa giriyoruz. İpimizi arkadan çekerek düz ilmeğimizi örüp şişimizdekini çıkarıyoruz. Bakın bu şekilde. Bir tane ters öreceğiz. Bir tane düz öreceğiz ama şuradan değil. Şu aradaki ufak delikten gireceğiz. Şöyle iki katını boşaltacağız bunu. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Örgümüzün arka yüzünden bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde boşaltmamız gerekiyor. Bakın, tersleri tamam yapıyoruz ama düzleri yaparken Şuradan almıyoruz. Normalde şuradan bir düz alırız ya hani. Hayır bunu yapmıyoruz. Şu alttaki boşluktan girip şu şekilde boşaltıyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde yaparak ilerliyorum. Bir ters bir düz. Bakın düzümü ördüm. Bu da tersim. Modelimin kurulumu bitti burada. Benim şu 3 ilmeğim kenardaki bantım için. 1, 2 3 tane haroşadan kenar bandı yapmıştım. Burası modelimizin arka yüzüydü. Biz şimdi ön yüzündeyiz. Bakın burası ön yüzü. Ve bu yüzde arkadaşlar bütün ilmeklerimizi tersleri de düzleri de hepsini düz öreceğiz. Bakın gidiyorum artık başladım. Düz örmeye başladım. Düzü de düz örüyorum. Burada bir tane ters var. Tersi de düz örüyorum. Hepsi düz olacak. Örgümüzün ön yüzündeyiz. devam ediyoruz sıramızın sonuna kadar. Bütün ilmeklerimizi düz örgü olarak ördük. Bakın modelimiz zaten çıkmaya başladı. Bakın kabarık kabarık oluşuyorlar modellerimiz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Önden bütün ilmeklerimizi düz olarak ördük arkadaşlar. Arkadan da bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aynen bu şekilde. Bu şekilde arka kısmı da örüp döneceğim. Evet arkadaşlar bakın modelimiz arkadan arkayı yaptıktan sonra daha bir belirginleşti şu an ön yüzündeyiz ve bu ön yüzünde de bütün ilmeklerimizi gene hep düz olarak öreceğiz ta ki sıramızın sonuna kadar bakın hepsini düz olarak örüp gidiyorum sıramın sonuna kadar bu şekilde gideyim arka sıraya geldiğimizde tekrar şu kabarıkları tekrar yapacağız Evet bakın şu anki görünüş bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Örgümüzün arka yüzüne dönüyoruz. Ve arka yüzünde tekrar ilmeklerimizi ilkini boşaldık. İkinciyi ters örüyorum. Üçüncüyü gene aynı şekilde düz öreceğim. Bakın buradan değil şu alt kısımdan alarak bir tane düz örüyorum. Bir ters bir düz. Burada unutmamamız gereken arkadaşlar gene tersle başladım. Tersi ters ters yanına bir tane düz yapacağız yani aynen şu sıraya dikkat edeceğiz öndeki sıraya düzü yaptım ters yapıyorum bir düz bir ters bir düz bir ters ilmeklerimizi aynen bu şekilde götüreceğim sıramın sonuna kadar bakın arkadaşlar şaşırmayalım eğer burada bir tanesini yanlış yaparsak Modelimiz bozulur ve bir daha onun içinden çıkamayız. Bu kadar da dikkat isteyen bir model. Evet, bakın modelimizin ikincisinde yaptık daha güzel böyle katmerli katmerli bir görüntüsü oluştu arkadaşlar. Dediğim gibi tersi ve düzü dikkatli bir yaparsak modelimizde zorlanmadan e, yukarıya doğru ilerler gideriz. Ön yüzündeyiz şimdi tekrar arkadaşlar. Ön yüzünden ne yapıyoruz? Buradan şimdi bir sıra düz gideceğim. Hepsini. Arkadan hepsini ters geleceğim. Önden tekrar bir sıra düz gideceğim ve modelimi arkadan yeniden kuracağım. Bakın arkadaşlar tekrarlıyorum. Arkadan şimdi modelimi kurdum, geldim. Modelimin ön yüzündeyim. Buradan bir sıra düz gideceğim. Arkasından hepsini ters geleceğim. Önden tekrar bir sıra düz gideceğim ve modelimi tekrar kuracağım. Yani ilk düz gitmemizi hemen şu şekilde başlatıyorum bütün ilmeklerimi bakın düz örüyorum arada tersler de var onları da düz örüyoruz ön yüzünden hepsini ters olarak örerek ilerliyorum çok kolay bir model çok güzel bir model özellikle yakadan başladığımız bebek yeleklerinde bebek hırkalarında bu modeli çok çok sık sık kullanıyoruz arkadaşlar ee, sadece o şekilde değil, diğer örgü işlerinizde de kullanabileceğiniz bir model. Evet, bakın, şu şekilde, bütün hepsini düz olarak ördüm geldim. Arkada ne yapıyorum? Dediğim gibi, hepsini ters olarak gideceğim. Bak, aldım ilmeği, ters örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz, hepsini ters örüyorum. Sonuna kadar git, gideceğim bu şekilde. Tekrar ön yüzünden bir sıra daha düz geleceğim ve burada tekrar arkadan yeni modeli kuracağız. Evet arkadaşlar, arkadan tersle başlamıştım tekrar. Önden de bir sıra düzümü ördüm. Bakın. Tekrar şimdi arka sırasındayız. Modelimizi yeniden kuracağız arkadaşlar. Bu sırayı da birlikte kuralım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane tersle başlıyorum. Yanına düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Başta da söylediğim gibi arkadaşlar modelimizin kurulumu için örgümüzü çift rakamlı değil de tek rakamlı ilmeklerle kuracağız. Ona göre zeminini hazırlayıp modelimizi kuralım. Bakın. Bir ters, bir düz yapıyorum. İşte düzleri alırken dikkat edeceğimiz nokta. Düzü şuradan değil de şu alttaki, şu alttaki boşluğun içinden girip alıyoruz. Evet. Buraya kadar olan kısım modelimin kurulumu. Bu yandaki 3 ilmeğimde kenardaki kenar bantı olarak yaptığım 3 tane haroşam var. Şöyle yakından da göstermek istedim bakın. Katmerli katmerli modelimizin kurulumu tamamlandı. Ne yapıyoruz? Şimdi modelimizin ön yüzünde bir sıra düz gideceğim, arkadan ters geleceğim. Tekrar önden bir sıra düz gideceğim. O şekilde modelimizi kuracağız. Yani bu şekilde ilerleyip gidecek arkadaşlar. Bakın, hepsini düz örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim arkasından da hepsini ters öreceğim. Tekrar önden bir sıra daha düz gidip arkadan modelimi tekrar kuracağım. Anlayamadığınız yer olursa yardımcı olurum. Sorarsanız yorumlarda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben önden götürmüştüm. Arkadan da tekrar hepsini düz olarak ördüğüm geldim. Ne yaptım? Örgümün ön yüzündeyim. Buradan tekrar hepsini düz olarak geleceğim. Arkasını çevirdiğim zaman da tekrar modelimi yeni kurulumunu yapacağım buradan devam etmek isteyen arkadaşlar bu şekilde yaparak ilerleyip gidecekler bakın fare dişi modelimiz bu şekilde çıtı pıtı güzel bir model olarak çıkıyor ortaya Yapacak arkadaşlar için anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yapacağınız örgü işlerinizde kullanırsınız diye düşünüyorum dostlarım. Anlayamadığınız yer olursa yorumlarda yardımcı olurum sorarsanız eğer. Daha güzel işlerde görüşmek üzere, sevgiyle selametle kalın. Hoşça kalın dostlarım.